Celadet Ali Bedirhan, 20. yüzyılın başında Kürt hareketinin en önemli siyasal figürlerinin başında gelir. Siyasal bir aktivist olduğu kadar entelektüel kimliğiyle, özellikle Kürt dilinin geliştirilmesi için yaptığı çalışmalarla Kürt aydınlanmasında bir mihenk taşıdır. 1933 yılında Mustafa Kemal'e hitaben yazdığı mektup, Cumhuriyet rejiminin kapsamlı bir analizinin ötesinde Kürt ve Kürdistan gerçekliğinin ortaya konulduğu bir metindir. Bu mektubu 1933 yılında Cumhuriyet'in 10. yılı vesilesiyle bir anlamda Cumhuriyet'le hesaplaşmak amacıyla yazılmış bir mektup. Direkt muhatabı Mustafa Kemal oluyor. Aradan 10 yıl geçmiş ve bu 10 yıl içerisinde Kürtlere yönelik ciddi katliamlar, uygulamalar söz konusu, Kürtlerin inkar edilmesi söz konusu. Aslında Celadet Ali Bedirhan bütün bu sürecin bir hesaplaşmasını yapıyor bu mektupla. Mektubu benzersiz ve önemli kılan şeylerden birisi gerçekten çok diplomatik bir dille yazılmış olmasıdır. Yani bu dönemde Cumhuriyet'in ilanından sonra özellikle yurt dışına çıkan Kürt aydınları arasında bir şekilde kamuoyuna açık mektup yazma ya da broşürler yayınlama söz konusu oluyor. Ama bunların içerisinde çok özel bir yere sahip bu mektup. Zaten yaklaşık bir 100 sayfaya yakın uzunca bir mektup yazıyor. Ama öyle bir diplomatik üslup kurmuş ki gerçekten hem okuyan açısından da hem de içeriği açısından çok böyle etkileyici bir mektup. Çok iyi bir analiz yapmış ve analizle birlikte aslında çok sağlam eleştiriler getirmiş Cumhuriyet rejimine. Bu manada benzersiz bir metin olarak karşımıza çıkıyor. Aslında Celadet Ali Bedirhan'ı böyle yani böyle diplomatik bir dille bir mektup ortaya çıkmasında onun bu analizlerinin güçlülüğü açısından söylüyorum. Aslında bu kadroyu çok iyi tanıyor olmasının da etkisi var. Yani Kemalist kadro, İttihatçılıktan gelen bu Kemalist kadronun birçoğunu yakından tanıyan bir isim. Çünkü kendisi de onlarla birçok zaman aynı okullarda okumuş ya da askerlik döneminde, Birinci Dünya Savaşı sırasında bunlarla birlikte savaşa katılmış, cephelerde yer almış bir şahsiyet olarak içeriden de gözlemleri olan bir insan olduğu için çok kapsamlı analizler yapmış. Bu analizler içerisinde özellikle Kemalizmle İttihatçılığı bir süreklilik içerisinde değerlendirmesi ve Kemalizme dair eleştirileri çok önemli bir yer kapsıyor. Şöyle ki aslında Kemalizm ve İttihatçılık konusunda 1990 hatta 2000'lere kadar ciddi anlamda Türkiye aydınından, entelektüel dünyasına ve hatta sol camianın büyük kısmında çok ciddi bir eleştiri ya da o sürekliliği algılayıp analiz eden bir değerlendirme yoktur yani. Genel olarak söylüyorum. Hani elbette ki alternatifler var, arada sıyrılan isimler, hareketler söz konusu ama bu birliktelik, bu süreklilik bu mektupta çok net, açık bir şekilde ortaya konuyor. Politikalarla ortaya konuyor, uygulamalarla ortaya konuyor. Bu manada da benzersiz bir mektuptur. Mektubun yazılmasına vesile olan şey ise Cumhuriyet'in 10. yılı vesilesiyle çıkarılmak istenen af'tır. Yani bir genel af hazırlığı içerisindedir. Hatta bunun için çok öncesinden basında haberler yer almıştır. Ve özellikle bu af'tan Kürtlerin yararlanması için bir çaba sarf edileceği haberleri yayınlanmaktadır. Buna dair bir cevaptır aslında. Bu dönemde af da çıkmıştır. Bu affın içeriğini de eleştiren bir nitelik taşır mektup. Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine, Türkiye Cumhuriyeti'nin 10. yıl dönümü münasebetiyle genel ve kapsamlı bir affın ilan olunacağını gazeteler bundan çok zaman evvel yazmaya başlamışlardı. Büyük bir ehemmiyetle bu affın içeride ve dışarıda hususi ajanlar ve gazetelerle propagandasını yaptırmaktaydınız. Nihayet vaat edilen gün geldi ve af ilan edildi. Herkes büyük bir hayretle gördü ki hazırlayıp propagandasını yaptırdığınız af ile ilan ettiğiniz af arasında hemen hiçbir münasebet yoktur. Şimdi direnişin devam ettiği her dönemde Türkiye Devleti tarafından af gündeme getirilmiştir. Yani bunu yakın zamanda da çok biliyoruz. Özellikle yani Kürt siyasi hareketinin 1990'lardan sonra kazandığı ivmeyi düşünelim. Hatta 1980'lerin ortalarından itibaren baktığımızda Türkiye Devleti her zaman bir af
diye bir söz gündeme getirir. Bu aslında daha sonra bakarız ki pişmanlık yasası tarzına dönüşmüştür. Ya da bunun daha ismini yumuşatmak için topluma kazandırma yasası tarzında da şey yapar. Ama direnişin devam ettiği zaman diliminde hiçbir zaman bunlar gündemden düşmez. Aslında bu af söylemi altında pişmanlık, topluma kazandırma benzeri yasalar bir taktiktir ve bir anlamda direnişi kırmak için yapılan yöntemlerdir. Bunu şurada şöyle de değerlendirmek lazım. Konjektür açısından 1930 ağrı direnişinin büyük bir katliamla bastırılması. Bakın direnişçilerin yok edilmesinden ziyade aslında direnişi kıran en önemli şey kitlesel katliamlardır. Yani Zilan katliamı olarak bildiğimiz katliam büyük bir katliamla sonuçlanmıştır. Akabinde hala dağlarda silahlı gruplar bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yani kuzey parçasında, bir kısmı doğu parçasında geçmiş ama bir de direnişi örgütleyen önemli bir güç örgüt olarak Koybun ve lider kadrosu Suriye tarafında. Yani Fransız mandasının hakimiyetinde olduğu bölgede. Dolayısıyla aslında her ne kadar kitle katliamıyla bir kırılma söz konusu olmuşsa da hala örgütsel canlılık devam ediyor. Bir yerde de vurulan darbeden sonra aslında acaba bunları afla geri çağırabilir miyiz diye ifade ediliyor. Şimdi burada Celadet Bedirhan enteresan bir değerlendirme yapıyor. Mütareke döneminde ikili bir iktidar durumu söz konusudur. Ona atıfta bulunuyor. Diyor ki o zaman da iki tane devlet vardı, iki tane hükümet vardı. İşte birisi Ankara'da, birisi İstanbul'daydı. Şimdi de benzer bir ikilik durumu var diyor. Bu ikilik durumunu şöyle ifade ediyor. Birisi dahili Türkiye, diğerisi harici Türkiye. Dahili Türkiye'nin elinde diyor işte devlet gücüdür, elinde bir sürü aracı vesairesi vardır. Ama bir de harici Türkiye vardır diyor. Harici Türkiye dediğin aslında muhaliflerin büyük kısmının Türkiye sınırlarının dışına çıkmış olmasıdır. Siz diyor aslında harici Türkiye'nin elinde bir devlet gücü olmamasına, bir teşkilatı bulunmamasına rağmen bundan o kadar çok korkuyorsunuz ki bu affı da bu yüzden gündeme getiriyorsunuz diyor. Bu harici Türkiye'yi dahile katmak için bunu yapıyorsunuz. Ama diyor ilan ettiğiniz af da hiç de böyle bir af değil. Bu aslında yani dağ fare doğurdu. Hiç de söylenen gibi bir af olmadı. Sorunların çözümüne kudreti olan bir af değildir bu tarzında bir eleştiri getiriyor. Paşa Hazretleri, maddi hadiseler gösteriyor ki harici Türkiye niteliği ve niceliği ne olursa olsun dahili Türkiye'yi rahatsız ediyor. Cumhuriyet harici Türkiye hakkında tedbirler almakta, olağanüstü araçlara müracaat etmek zorunda kalıyor. Devlet teşkilatına sahip Türkiye, bu teşekkülden mahrum ve teşkilatlı güçten yoksun Türkiye'den endişe ediyor. Aslında eleştirdiği hususlardan birisi mektupta sınırdaş devletlerle imzaladıkları dostluk anlaşması. Bu dönemde Türkiye Devleti işte Bağdat Paktı'nda da bildiğimiz gibi temelde İran, Irak, Suriye'yi içerisine alan ve temelde Kürtleri hedefleyen bir ittifak anlaşmalarına gidiyor, dostluk anlaşmaları yapıyor. Celadet bunu eleştiriyor. Diyor ki yani bunlarla harici Türkiye'yi engellemeye çalışıyorsunuz. İşte bunun sonucunda ne oluyor? İşte konsolosluklarınız istihbarat dairesi gibi çalışıyor. İkide bir bizi manda devlete, işte Fransızlara şikayet ediyorlar. En son bu şikayetler sonucunda Suriye sınırında bulunan Kürt muhalifleri 50-60 kilometre içeriye sürgün etmeleri durumu söz konusu oluyor. Yani sınıra yaklaşmayacaksınız diye bir uygulamaya getiriliyor. Bir taraftan da aslında bu afla ilgili yalan haberler yayınlıyorlar. Diyorlar ki işte şu kişi aftan yararlandı. İstanbul basınında bu yönlü haberler çıkmaya başlıyor. Celadet bu yalan haberleri eleştiriyor. Diyor ki siz böyle böyle haberler yapıyorsunuz. Bunların aslında hiçbir aslı astarı yok. Bu kişilerin başvurduğu da yok. Siz aslında böyle haberler yaparak bu kişileri başvuruya teşvik etmek istiyorsunuz tarzında eleştiri yapıyor. Görülüyor ki bu af, daha doğrusu projeniz, Kürtler hakkında bariz bir hususiyet arz eylemektedir. Bu itibarla biz Kürtler bu affı Kürdistan siyasetinizde yeni bir tedbir, yeni bir hareket noktası olarak düşünmek ve bu şekilde yorumlamak zorundayız. Paşa Hazretleri, aşikar olan şahsi ve medeni cesaretinize rağmen bilmem ki neden şimdiye kadar Türkiye'de bir Kürdistan meselesinin varlığını açıkça itiraf etmediniz. Bu itiraf için güç ve
kudretine fazlasıyla güvendiğiniz iradenizde o cesareti bulamadınız. Öyle bir Kürdistan meselesi ki hükümetinizi onunla meşgul olurken kararsızlıklara, tereddütlere, kaçışa ve yarım tedbirlere sevk ediyor. Celadet Ali Bedirhan af meselesini değerlendirirken meseleyi Kürdistan meselesine getiriyor. Ve aslında Kürdistan meselesinin tarihçesini bir anlamda ortaya koyuyor. Diyor ki Kürdistan meselesi ne sizinle ne iddiaçıların dönemiyle başlamış bir mesele değildir diyor. Ve Kürdistan meselesi kadim bir halkın tarihidir diyor. Yani Kürtlerin buradaki tarihini, kültürünü, dilinin çok eskilere kadar uzandığını söylüyor. Bunu uzun uzun ispatlamak gibi bir dert içerisinde değil. Sadece istenirse Medler'e kadar götürülebileceğini ama Ksenofon'un On Binlerin Dönüşü kitabına bile baksanız burada görülebileceğini söyledikten sonra aslında Kürdistan meselesinin onun başlattığı yer 1500'ler. Yani 16. yüzyılda Osmanlı ile Kürtlerin ittifak diye tabir edilen dönemden itibaren başlatıyor. Burada aslında Celadettin bugün çok yaygın kullanılan bu ittifak değerlendirmesine karşı çıktığını da söyleyebiliriz. Çünkü diyor ki Yavuz dönemiyle birlikte İdrisi Bitlis'in aracılığından itibaren aslında Kürdistan meselesi başlamıştır diyor. Yani o dönemden itibaren bizim Türklerle bu yönlü bir egemenlik sorunumuz var diyor. Bu kelimeyi belki egemenlik kelimesini kullanmıyor ama oraya getiriyor. Bunu diyor her devirde farklı biçimlerde göreceğiz, farklı şekillerde göreceğiz diyor. Bu diyor belli zamanlarda mezhep çatışması tarzında çıkar karşımıza. Şafiilik, Hanefilik biçiminde çıkar. Belli dönemlerde bir aşiret isyanı tarzında görürüz diyor. Bugünkü dönem içerisinde de milliyetçilik hareketi olarak görmek mümkündür diyor. Yani bugünkü dönemde aslında Kürtlerin Türklerle yaşadığı sorun Kürt milliyetinin kendi varlığını, tarihini, kültürünü savunmasından kaynaklı bir milliyetçilik hareketi olmasıyla alakalı kurar. Ve der ki aslında Kürtlerin milliyetçiliği Türklerin milliyetçiliğinden çok öncedir. Burası çok enteresan bir şekilde. Kürtlerin milliyetçiliği daha önceye dayanır der. Yani Türklerin milliyetçiliği daha yeni bir süreç olarak ifade eder. Bunu götürüp referans noktası olarak dayandırdığı yer ise Ahmed Hani olur. Der ki Ahmed Hani o meşhur Memuzin adlı eserinde aslında bu Kürt milliyetçiliğinin temellerini atmıştır diye ifade eder. 44 yaşında yani 1693 senesinde Memuzin isimli ölümsüz eseri vücuda getiren büyük Kürt şairi Ahmed Hani bugünkü milliyet cereyanının ilk müjdecisidir. Konusunu bir halk efsanesinden almış olan Hani, eserinde baştan başa Kürt milliyetinden ve Kürdistan'dan bahseder. Konuşturduğu şahıslar tamamen birer semboldür. Kürt milletini temsil eden şahsı esarete düşürür, zindana atar ve onun kurtuluş çarelerini millete aratır ve gösterir. Paşa Hazretleri, görülüyor ki Kürtlük fikri ve Kürtlerde milliyet cereyanı ne bugünkü ne de dünkü bir meseledir. Belki bundan 250 sene evvel yükseltilmiş bir fikir, başlamış bir cereyandır. Celadet Bey mektubun bir noktasında şeye giriyor. Diyor ki sizin döneminizin Kürt politikalarına, Kürdistan politikalarına değinmeden önce İttihatçılık dönemindeki bazı anılarımı paylaşayım. Siz de aslında bunun devamcısısınız. Önce oradan başlayayım, ondan sonra sizin döneminin politikalarına geleceğim diyor. Ve oradan itibaren aslında biraz anılarıyla birleştirerek dönemi anlatıyor. 1918'de Bakü'de asker olarak, subay olarak görev yaparken anısını paylaşıyor yine aynı yerde. Diyor ki, işte burada Nuri Paşa, Enver Paşa'nın kardeşi, karargah komutanıydı. Ben de diyor menzil karargah kumandanı olarak görev yapıyordum diyor. Dolayısıyla burada hep subaylarla birlikte yemek yerdik yemekhanede. Onlar diyor kendi aralarında konuşurken hep şunu söylerlerdi. Gelirken zu diyenleri hallettik, dönerken de lo diyenleri halledeceğiz diye ifade ederlerdi. Zu diye konuşanlar için bunlar Ermenilerdi. Lo dedikleri de aslında Kürtler için söyledikleri bir şeydi. Zira bu dönemde bu Kürt tehciliyle binlerce insan, yüz binlerce insan yerinden sürgün edildikten sonra büyük bir aslında
kayıp söz konusu olacaktır. Kendisi yine anılarından bir yerde diyor ki 1919'da Halep'teyken sürgüne uğrayan bu Kürtlerden bir kafileyle karşılaştım diyor. Bunlarla konuştum. Diyor ki biz sürgüne çıkmadan önce 485 kişiydik. Şimdi hepsi 245 kişi kaldık tarzında ifade ediyor. Nereden bakarsanız nüfusun yarısının yok olduğunu söylüyor. Ki o sürgün süresinde 1916 Kürt tehcirinde resmi rakamlar yaklaşık 700 bin nüfus gösterir. Bunun sadece yarısının yolda öldüğünü bir anlamda ispatlayan bir değerlendirmede bulunur. Buradan Mustafa Kemal'e tekrardan giriyor. Yani bu anılarını paylaştıktan sonra diyor ki siz de aslında bu iddiaçıların politikalarını devam ettirdiniz. O mütareke döneminde Kürtlere yaklaşımınız farklıydı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Diyarbakır'a geldiğinizde hatta bir Kürt taburu oluşturdunuz. Hasan Ayrı'yı de başına getirdiniz. Daha sonra idam edeceğiniz Hasan Ayrı'dan bir Kürt taburu oluşturup Kürt beyleriyle yakın ilişkiler kurdunuz. Ama diyor ilk ne zamanki iktidara geçtiniz o zaman iddiaçıların politikasını aynen devam ettirdiniz diye söylüyor. Evet, seleflerinizin Ermenileri katli ve Kürtleri tehcir ve öldürme ile mahvedemediğini dikkate almadınız. Seleflerinizin planını daha büyük bir şiddet ve süratle tatbike koyuldunuz. 1925 ihtilali patladı. Şeyh Said merhumun askerleri Harput'u işgal, Diyarbakır'ı kuşattılar. Genç cumhuriyetiniz tehlikeli, saralı ölüm dakikaları geçirdi. Yine namaz kılmak icap etti. İtiraf edelim ki üşenmediniz, vazgeçmediniz. Şeyh cennet mekanı, İngiliz parası ve Ermeni akidesiyle hareket eden Müslüman düşmanı bir sapkın halinde gösterdiniz ve biçare Kürtleri aldattınız. Kürtleri Kürtlere kırdırtmak suretiyle ve mühim fedakarlıklar pahasına hadisenin önüne geçtiniz. Salonlardan doğrudan doğruya dar ağaçlarına gidilen istiklal mahkemelerini Kürt milli ideallerine, Kürt istiklalcilerine açtınız. Yani burada Said direnişi itibariyle ondan sonra yürütülen katliamları anlatıyor ve işte tarama harekatıyla nasıl yüzlerce köyün yok edildiğini belirtiyor. Bunun akabinde de aslında giderek siyasetinin yani bu inkar siyasetinin kurumsallaştırılmaya başladığını söylüyor. Kürtçenin yasaklanmasını mesela tam bu süreç için değerlendiriyor. Diyor ki öyle yaptınız ki insanların ana dilinde konuşmasını yasakladınız. Bundan dolayı insanlar malını mülkünü çarşıya pazara götüremez oldular. Hatta ve hatta kıtlık yaşanları oldu. Yani insanlar mallarını satamadığı için sokaklara çıkamadığı, pazara gidemedikleri için kıtlık ortaya çıktı. Bu kıtlıktan sonra bunun gevşetilmesi kararını o da el altından memurlarınıza haber vererek yaptınız diyor. Celadet Bey burada Mustafa Kemal'e seslenirken diyor ki sizin bütün bu yaptıklarınız aslında Türkizasyon politikasının yani bizim Türkleştirme politikası o zaman Türkizasyon diyor. Türkizasyon politikasının bir sonucudur diyor. Ve siz diyor aslında hani bu Kürtlerin inkarı, dilinin isimlerinin değiştirilmesi ve benzeri bütün bu politikalar diyor bu politikaları hayata geçirirken cehaletten güç aldınız diyor. Paşa Hazretleri, takdir buyurursunuz ki bunlar Türkizasyon siyasetinizin dayandığı esasların ne kadar zayıf ve kudretsiz olduğunu göstermekten başka bir hakikat ifadesine kadir değildirler. Türkiye'de bu gibi ciddi işleri layıkıyla araştıracak ilim adamlarının varlığı inkar edilemez. Bizzat tanıdığım kıymetli tarih, dil, sosyoloji uzmanları vardır. Fakat bu işi onlara havale etmediniz ve etmemekte ısrarcısınız. İlme, ilmi bilgisizlikle suçlamak, hakikate, hakikat namına yalan söyletmek zordur. İlmi hakikatleri yalanlamaya cesaret edebilecek yegane kuvvet, cehalettir. Kemalist politikaların cehaletten güç alması hikayesini temelde dayandırdığı o dönem yayınlanan bir tane kitap var. 1928 yılında Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat Araştırmalar diye bir kitap yayınlanıyor. 1928. İsmi kitapta yazarının kim olduğu belli değil. Ama sonradan açığa çıkıyor ki Süleyman Sabri isminde bir asker tarafından yazılmış. Bu kitap işte
klasik bütün referans kaynağı da 1918 yılında tam bundan 10 yıl önce basılan iddiaçıların hazırladığı Doktor Filiç'in meşhur Kürtler kitabı. Tüm referanslarını o kitaptan alır ama Cumhuriyet döneminin artık daha Kürtler üzerine bu inkarın geliştirildiği bir dönemde daha sert bir üslup kullanır. İşte Kürtler cahildir, kötüdür, dağlıdır diye Kürt kelimesini bile böyle hep açıktan kötüleyen, aşağılayan bir tabir kullanır. Kürtçe diye bir dil zaten yoktur der. Bunu yine Filiç'e referans verir. İşte 8000 şu kadar kelimelik bir sözlük var. Bunun sadece 300 tanesi Kürtçedir. Bu 300 tanesinin de içinde 107 tanesi aslında Türkçedir. Kala kala Kürtlerin konuştuğu bütün bu Kürtçenin bütün kelime dağarcığı 193 kelimeden oluşmaktadır tarzında. Buna dayandıran bir argüman geliştirirler. Celadet Bedirhan aslında mektubunun önemli bir kısmını, neredeyse üçte birini bu dil mevzusuna ayırır zaten. Yani bu söylemin, bu inkarcı, aşağılayan dilin ne kadar yanlış olduğunu ve ne kadar cehalet ürünü olduğunu anlatır ve bir Mustafa Kemal'e açıktan bir ders verir. Der ki, ben de duydum siz ansiklopedilere, dil konusunda araştırmalara çok meraklı mısınız? Size burada biraz anlatayım der. Dillerin nasıl tasnif edildiğini, dillerin hangi gruplara ayrıldığını, nasıl değerlendirileceğini uzun uzun anlatır. Diyorum ya, mektubun üçte birini buna ayırır. Ve bunu anlatırken hem dünya dillerini anlatır hem de Kürt dilinin özelliklerini anlatır. Kendisinin 13.090 kelimelik bir sözlük hazırladığını söylüyor. 13.090 kelimelik, daha 1918'de böyle bir sözlük hazırladığını söylüyor. Ama İstanbul'da evine yapılan bir baskında bu sözlüğün alındığını ve elinde olmadığını, bugün aranırsa diyor, 33 için söylüyor, Elazığ'daki İstiklal Mahkemesi'nin tutanakları arasında arşivinde bulunabilir diyor. Dil mevzusunda çok ciddi bir hesaplaşma yaptıktan sonra Celadet Bedirhan sözü Ziya Gökalp'le bitirir. Mustafa Kemal'e seslenirken der ki, Paşa Hazretleri bakın, yani bu konuda uzman kişilerden birisi işte Türklüğün peygamberi Ziya Gökalp'tir. Kendisi de zamanında bir Kürtçe gramer hazırlamıştır. O bu mevzuları çok iyi bilir der. Akabinden onun bir sözüyle bitirir. Kürtçenin ne kadar zengin bir dil olduğunu Ziya Gökalp'e ispatlatarak bir anlamda Mustafa Kemal'e cevabını vermiş olur. 1926 senesinde merhum Ziya Bey'in Giresun gazetesinde bir eseri yayınlanıyordu. Ziya Gökalp bu eserin bir noktasında Kürtçeyi diğer Şark dilleriyle karşılaştırırken diyor ki, Kürtçe, Arapça da dahil olmak üzere Şark'ın en zengin dilidir. Celadet Bey şöyle bir cümle kuruyor, diyor ki 1925 yangını sönmedi diyor. Şimdi şunu anlıyoruz, 1933'te bu cümleyi kurduğuna göre aslında 1925'ten 30'lara kadar yayılan o süreçteki bütün direnişler bir bütün olarak değerlendiriliyor. Hani biz bazen Şeyh Said'i ayrı, bilmem Ağrı'yı ayrı, şuyu buyu ayrı tarzında değerlendirme yaygın bir şeydir. Aslında hepsi aynı hareketin devamı, hepsi bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Bunları yaparken bir taraftan da aslında şunu da biliyoruz ki Avrupa kamuoyuna dönük de bir takım haberler yapılıyor. Yani Kürt, daha çok Hoyb'un etrafında toplanan Kürt aydınları tarafından yapılıyor bu. İşte broşürler yayınlıyorlar. Mesela 1930 yılında yine Celadet Bedirhan'ın kaleme aldığı Kürt sorununun kökenleri ve nedenleri diye bir broşür var. İşte daha öncesinde 1928'de Türkiye'de Kürtlerin Kırımı diye bir şey var. Ayrıca memorandumlar var, Milletler Cemiyeti'ne başvurular var. Bütün bunlar aslında Türkiye Devleti'ni uluslararası alanda sıkıştırmak için. Diyor ki, siz diyor bu sefer bu bizim diplomatik faaliyetlerimizi engellemek için tuttunuz dediniz ki, bu harici Türkiye'de özellikle bizim aleyhimizde çalışanlar 150'liklerdir dediniz. Oysa diyor, yani bizim 150'liklerle hiçbir alakamız yok. Yani aslında Kürt muhalefetini, hani bugün FETÖ ile birleştirme tutumu var ya, aynı o şekilde dezenforme etmek için ki 150'likleri daha önce Osmanlı hükümetiyle birlikte çalışmış, Cumhuriyet aleyhtarı vesaire diye bir toplum içerisinde öyle yansıtmışlar. Kürt muhalefetini de o sepetin içerisine koyup böyle bir aslında öfke biriktirmeye çalışıyorlar. Kendi içerisinde birlik oluşturmaya çalışıyorlar.
Aynen bunu diyor, bunu bizimle bağlamanız çok mantıklı değil. Bizim diyor 150'liklerle hiçbir alakamız yok diyor. Bunları söyledikten sonra aslında bir taraftan da Avrupa devletlerinin ikiyüzlülüğünü, Avrupa devletlerinin nasıl Türkiye devletini her halükarda koruduklarını söylüyor. Celadet Bedirhan yani akıl almaz bir şekilde o dönem Avrupa devletlerinin tutumunu çok objektif, çok incelikli ve çok doğru bir şekilde tespit ederek koymuş. Uluslararası siyasi durum ise Cumhuriyet hükümetine belki her zamandan müsaitti. Siyasi menfaatlerini Türkiye'yi Asya siyasetinden Rusya'nın kucağından uzaklaştırmakta bulan büyük Avrupa devletleri maksatlarına ulaşmak için Türkiye'ye hoş görünmek yolunu tutmuşlardı. Ona açık kur yapıyorlardı. Bu siyaset ve diğer bazı sebepler söz konusu devletleri Türkiye aleyhinde netice vereceği ve yenilikçi Türkiye'yi iç ihtilal ile meşgul ederek modernizasyon faaliyetlerinde felce uğratacağı şüphesiz olan bir Kürdistan hareketine destek olmak şöyle dursun, bilakis muhalif vaziyette bulunduruyordu. Celadet Bey mektubunun sonlarına doğru gelirken yine afla, yani başladığı konuda temel mevzusuna dönüş yapıyor. Bu enteresan gelişmeler oluyor bu af sürecinde. Hatta af çıktıktan sonra bile istihbarat mensuplarının Suriye'ye gelip çeşitli Kürt aydınlarıyla görüştüğünü anlaşılıyor. Hatta Celadet Bey'le görüşüldüğüne dair de çeşitli rivayetler var. Bu konuda kesin bilgi olmamakla birlikte büyük ihtimalle görüşmüşken bazı Kürt aydınlarıyla görüştü diye anlatıyor Celadet Bey ama kendisi de bunun içerisine dahil olabilir. Diyor ki bir istihbarat şefi geldi. Anlaşılan üst düzey bir istihbarat mensubu olsa gerekiyor bu. Artık sizin geri dönmemeniz için bir sebep kalmadı. Zaten Kürtlük meselesi de burada iflas etti. Artık sizin burada kendinizi heba etmenize de gerek yok. Buyurun yurda dönün tarzında bir yaklaşımları oluyor. Tabii ki Celadet Bey buna şiddetle karşı çıkıp cevabını veriyor. İflas eden ne Kürdistan, ne Kürtlük, ne de Kürtlük fikridir. Bilakis iflas eden Kürdistan'ı istismar etmek isteyen asimilasyon ve Türkizasyon siyasetidir. Yeryüzünde bir maden, bir ocak olan Kürdistan ve içinde yaşayan Kürt bulundukça Kürtlüğün, ocağın iflasına maddeten imkan yoktur. Celadet Ali Bedirhan mektubuna son verirken aslında Kürt meselesinin asıl çözümleneceğine dair Mustafa Kemal'e açıkça da ifade ediyor. Diyor ki yapmanız gereken tek şey diyor, hatta ilk şey diyor, Kürdistan'ın varlığı, Kürtlerin varlığı, dilinin, kültürünün, tarihinin tanındığına dair bir tebligat yayınlamanız gerekir diyor. Yani tebliğ edin, açıklayın, bunu bütün dünyaya duyurun. Böyle bir gerçeklik vardır değil, tanıyın Kürtlüğü ve Kürdistan'ı, o zaman doğru çözüm konusunda ilk hamleyi yapmış olursunuz diyor. Bunun akabinde de eğer diyor bunu yapmazsanız diyor, yani bu yönlü bir Kürt ve Kürdistan varlığını tanımaz ve sorunu savaşla çözmeye kalkarsanız, inkarla çözmeye kalkarsanız, o zaman diyor Kürtler de damarlarındaki akan son kana kadar bunun mücadelesini vermeye devam edecektir diyerek aslında son sözünü söyleyip bitiriyor mektubu. Paşa Hazretleri, Kürtleri asimile ve esir etmek emin olunuz ki onları öldürmekten daha zordur. Kürtlerin hürriyeti tabiattan doğan bir çeliktir. Her şeye rağmen siz Müslüman kanı dökerek, Müslüman kurşunuyla ölen biçare Anadolu yavrularına acımıyorsanız biliniz ki Kürdün de damarlarında ölerek, öldürerek dökeceği kan her zaman için ve çokça mevcuttur. Sonsuz hürmetlerimi lütfen kabul buyurun Gazi Paşa Hazretleri. Taberiye Sahili 8 Aralık 1933 Celadet Ali Bedirhan.